Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube kanalım Gülümseten Marifetlere hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu patiğim için örmüş olduğum e, süsleme yaptığım bu puf çiçek yapımını paylaşmak istiyorum. Bunu çeşitli örgülerinizde süsleme olarak kullanabilirsiniz. Özellikle liflerinizde, böyle patiklerinizde, hırkalarınızda, yeleklerinizde kullanabilirsiniz. Şimdi bu puf çiçek yapımını hep birlikte şimdi yapalım. Ayrıntılı bir şekilde sizlere anlatmak istiyorum. Ben böyle iki renk kullandım. Tek renkte kullanabilirsiniz tabii ki. İplerim patiklik ipler ve iplerime uygun bir tığ tercih ettim. 2 numara 1.75 milimetre. Şimdi öncelikle krem rengimle başlayacağım ben. Zincir çekerek başlayalım. 1 2 3 4 5 5 zincir çektim ben ve şu baştaki zincirimi şöyle batarak böyle bir yuvarlak oluşturuyorum buraya. sık iğne olarak birleşim işlemini yaptım. Şöyle ortası boşluk olacak bunun. Şöyle. Şimdi 1 2 3 4 4 zincirimi çektim. Bu yapmış olduğum yuvarlağın içine batıyorum. Battım. İkili trabzan yaptım. Bakın bu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Tekrar yapmış olduğum bu yuvarlağın içine batıyorum ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar bir zincir çekiyorum. Yapmış olduğum yuvarlağın içine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine tekrar aynı yuvarlağın içine batarak ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde kutucuklar oluşturarak ilerliyorum. Bakın Bir 2 3 4 4 tane yaptım böyle 12 tane olana kadar devam edelim Evet bakın böyle şu kutucukları sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 yaptım şimdi bir zincir çektim 12 yapıyorum sonuncuyu buradan 1 2 3 4 zincir çekmiştik 3. zincirime batarak 12. kutucuğumu da buraya oluşturmuş oldum yuvamı Şimdi burada şöyle şu ilk yuvanın içine girelim. Bakın şöyle buraya girdim. İlmek kaydırarak yuvanın içine girdim. 1 2 3 3 zincirimi çektim. Tığıma ipimi dolayarak aynı yuvanın içine batıyorum. Bir, doladım, battım. Bakın ipimi uzatıyorum. Doladım, battım. 2 doladım battım 3 doladım battım 4 4 defa dolayıp battım doladım bir sonraki yuvaya geçiyorum battım 1 doladım battım 2 doladım battım 3 doladım battım 4 4 de bu yuvaya battıktan sonra hepsini birden topluyorum ve fıstığımı kapattım. 1 2 3 3 zincir çekerek en son yapmış olduğum bakın şu yuvanın içine sık iğne olarak battım. Bu şekilde. Şimdi buradan sonra 1 2 3 zincir daha çekiyorum. Ve bir sonraki yuvaya geçiyorum şuraya sıradakine. Doladım, battım. 1. Doladım, battım battım 2 doladım battım 3 dolayıp battım 4 bu kutucuğun içine yuvanın içine 4 defa dolayıp battım şimdi bir sonrakine geçiyorum doladım battım doladım battım dolayıp battım yine 4 defa dolayıp batıyorum bir sonraki yuvaya da ve hepsini birden bir kere de toplayıp kapatıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum. En son battığım yuvanın içine sık iğne olarak battım. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Böyle devam edeceğiz. Şimdi buraya 4 defa dolayıp batacağız. Sonra diğerine geçeceğiz. 4 defa dolayıp battıktan sonra fıstığımızı toplayıp kapatacağız. Böyle ilerleyelim. Toplamda böyle 6 tane fıstık yapmış olacağız. Evet bakın böyle en sonuncuyu da yaptım. Sık iğne olarak 3 zincir çekip battıktan sonra 2 zincir daha çektim. İpimi biraz uzun keseceğim. Bunu bir yere dikeceğim çünkü ben. Patik süslemesinde kullanacağım. Bu ipimi de uzun kesip dikmek için kullanacağım. Şöyle kestim. Şöyle çektim. Bakın böyle puf çiçeğimi tamamlamış oldum. Şimdi şu orta kısmına ise aynı renkten de yapabilirsiniz. Bir farklı renkten de yapabilirsiniz. Bir adet fıstık yapacağız. Bunun için şöyle ipimi biraz uzun bırakarak başlıyorum. Çünkü onu yaptığım fıstığı bağlamak için kullanacağım. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi ipimi uzunca çektim. Burada şu ikinci zincirime atarak fıstık yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Ben 8 defa batarak yaptım şimdi kapatıyorum. Siz bunu arttırabilirsiniz. Bakın böyle. iki zincir çekip yine ipimi uzun keseceğim. Şöyle uzunca kestim. Bakın böyle iki ucu oldu. Şimdi bunu bunun ortasına geçireceğim şöyle. Şu aralardan ipimizi çektirebiliriz. bunu çektik tam karşısına denk gelecek şekilde olacak buralardan da diğer ipimizi çekelim şimdi bunu buraya düğümleyelim şu öncelikle şu krem renkli ipimizi şuradan bir keselim Bakın bu şekilde düğümledim. Şimdi bu iplerimi de keseceğim. Bu şekilde bakın tamamlamış oldum. Şimdi aynı şekilde bu patiğime de şu kısma buradan iğnemi geçirip şu şekilde çeşitli yerlerinden sabitleyerek dikimini yapacağım şu tarafa şöyle. Bakın. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşça kalın.